Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste aslında bu kararlılığın kontrol teorisinde hangi sınıflara ayrıldığını ve neleri incelememiz gerektiğini aslında tartıştık. Şimdi bakın sırayla gidelim, ne yapalım? Bunların hepsini tek tek çözümleyelim. Ayrı kontrol olmasa bile bakın bizim için neden gerekli diğerleriyle gerçekten durumunu karşılaştırdığımızda aslında bu ifadelerin hangisinin için bizim için anlamlı, hangisinin değil, o zaman ortaya çıkacağı için aslında biz hepsini bir anda burada yapmaya çalışıyoruz. Aynı Jacobian'da sürekli sistemleri ben tasarlamıştım ya. Aynı bunun gibi aslında. Şimdi bakın. Buraya geliyorum. Şöyle bir Laplace transformu diyorum. Bunun yanına da sürekli yazıyorum. Bunu neden yazıyorum? Sadece burada geçerli. Bu ayrık olduğundan olacak. Bu transform Z transforma eşit olacak. Ama tabii ona daha sonra geleceğiz. Şimdi bakın, Laplace transformunu size anlattıklarında hep derste ne yaparlar biliyor musunuz? Giderler şöyle bir yazamadım. Laplace transformu derler. Şöyle bir iğrenç bir integral verirler size. Şöyle bir L olur. Şunun içerisine bir FT koyarlar. Sonra giderler bunu eksi sonsuzdan ya da sıfırdan, tamam mı, artı sonsuza kadar götürürler. FT'yi buraya koyarlar. Mucizevi bir şekilde çarpma işlemini koyarlar buraya. Eksi S çarpı T DT ifadesinde burada verirler. Ve siz de bunun ne olduğunu düşünürsünüz. Halbuki bunun aslında açıklaması yani o kadar basit değil ama bazı şeyleri bildiğimize çok basit. Ancak ben bunu bu derste anlatmayacağım. Çünkü Laplace transformunun aslında Fourier transformu ile birlikte anlatmam gerekiyor. O yüzden sinyal işleme dersinde aslında bunun kanıtını vereceğim. Çünkü bu esin içerisinde hem yok olan terimler var, hem de gerçekten sürekli osile olan terimler var. Yani sigma artı j omega gibi. Yani imajineri aslında anlamadan tam olarak bu integralin ne yaptığını anlamanız pek mümkün değil arkadaşlar. O yüzden bakın, şu E'yi anlamak için aslında neyi öğrenmek gerekiyor biliyor musunuz? Taylor Expansion'ı öğrenmeniz gerekiyor. Ancak bunu yapmadan önce bu E sayısının ne olduğunu zaten Taylor'dan çıkarıyorsunuz. Bu FT'nin çarpım durumunda olmasını da öğrenmeniz için aslında temel matematik kurallarını bizim bilmemiz gerekiyor ki bunları Newton açıklamış aslında. O yüzden ben bu derste bakın buna çok odaklanmayacağım. Çünkü bunu anlatmaya çalışırsam yine bir 10-20 tane ders çıkacak buradan. O yüzden bunu şu anda bu şekilde kabul etmenizi sizden rica edeceğim arkadaşlar. Bu konuyu sinyal işleme dersinde aslında çok detaylı bir şekilde anlatacağım için çok nedenini ve gerçekten tanımını size vermeyeceğim. Ancak şunu söyleyeceğim size. Biz bunun üzerinden kararlılık ve kararsızlık analizi yapabiliyoruz. Peki onu nasıl yapıyoruz? Ya da daha doğrusu burada bizim amacımız ne? Bakın, bizim bildiğimiz şey ne biliyor musunuz? Zaman değişkenini köke çevirmek. Bu ne demek? Biz ne demiştik? Ali'nin, sallıyorum, saçları sarıdır. Şimdi bakın, bu bize Ali ile alakalı bir durum veriyor. Ya da bakın şöyle bir şey desek. Sistem kararlıdır. Şimdi bakın, Ali'nin saçları sarıdır dediğinde hep ne demiştim burada? X artı sarı eşittir sıfır gibi bir ifade olması gerekiyor demiştim. Değil mi? Bizim sistemimiz kararlı dediğimizde aslında Y artı kararlı gibi bir ifade veriyorduk, değil mi? Eşittir sıfır. Peki biz bunu nasıl söyleyeceğiz? Bakın, bizim her değişimimiz, zaman değişkenimiz referansa tabi. Yani aslında türev altında oluyor. Yani zamanla değişken bir sistemin içinde aslında biz kararlılıktan bahsediyoruz. O yüzden aslında biz ne yapabiliriz biliyor musunuz? Bak, bu sistem kararlıdır demek için aslında bir zaman değişkenine sahip bir sistemi aslında ne yapabiliyoruz biz? Kodlayabiliyoruz arkadaşlar. Bunun ismi de Laplace transformu. Yani bu sistemin içindeki dinamik değişkenleri, zaman değişkenlerinin hepsini gidiyoruz, bir parametreye çeviriyoruz ve bunu kök çarpanı olarak veriyoruz. Aynı şöyle. S artı 2 çarpı S artı 3 eşittir 0 gibi. Şöyle bir denklem takımında veriyoruz biz bunu. Ve sonra gidiyoruz, ne yapıyorsunuz? Eş eşittir eksi 2 eksi 3 kökü varsa eğer diyoruz burada. İşte kararlıdır diyoruz bu. Peki biz bunu nasıl yapıyoruz?
Aslında bakın dikkat edin. Buradaki amaç çok basit. Şöyle bir örnek bir sistem çizeyim size. Şimdi bakın bu örneğin içerisinde şöyle bir duvarımız olsun, bir K'mız olsun yine. Her zamanki MCK sistemimiz olsun burada. K ve C. Şöyle bir force var, bunu çekiyoruz. Sonra biz ne yapıyorduk burada? F diyorduk. MX dot dot artı CX dot artı KX diyorduk. Ve bunu Laplace transforma aldığımızda bakın buraları atlıyorum. Çünkü bunlar konu dışı olduğu için. XS bölü F'si şöyle gidiyorduk. 1 bölü MS kare artı CS artı K yazıyorduk arkadaşlar. Laplace transformuna çevirdiğimizde. Peki biz burada ne yaptık? Bakın dikkat edin. Buradaki türev ifadesi iki kere türev alındığında bir s kare geliyor. Bir şey oluyor burada. Yani aslında biz ne yapıyoruz burada biliyor musunuz? Ya bak bizim o integralden çıkan değişkende s'i d bölü dt'yi aslında burada herhangi bir parametreye çeviriyoruz. Bir s'e çeviriyoruz. Yani ona isim veriyoruz. D bölü dt'nin bir ismi var ve bu isim de s. Yani ben bu d bölü dt'yi hani Ali'nin saçları sarıdır diyorum ya. İşte burada diyorum ki artık ben ya Ali'nin bu değişimi saçının değişimi artık S olsun diyorum burada. Bak bu saçı kahverengiye mi gidecek, maviye mi gidecek ya da bir sistemde bakın. Bu sistem kararlılığa mı gidecek, kararsızlığa mı gidecek? Yani artık bakın biz Ali'nin kendisine değil Ali'nin değişimlerine aslında isim veriyoruz burada. S'i aslında onun için kullanıyoruz. aynı şeyi biz bir sisteme de yapabiliriz. MS kare artı CS artı K var ya burada. Ben bu sisteme yaptığımda bu doğru çıkmayacak mı? Çıkacak. Çünkü artık bu da onun değişiminin ismi. Ve ben bunu ne yapabilirim arkadaşlar? Şu şekilde yazabilirim bakın. Şöyle geliyorum. Ne diyorum biliyor musunuz? XS bölü FS eşittir. Şöyle 1 var. Bunun içerisinde S to 1 var. Bir de S artı to 2 var. Bu taolar aslında bizim zaman sabitlerimiz. Ama şu an biz bunu bilmiyoruz. Ama bakın ben bu ifadeye bakın. Aynı şöyle bir kök sistemi olarak yazabilirim değil mi? Ben bu kök sisteminin gerçekten bakın burada aşağısını sıfır eşitlediğimde neyi biliyorum? Aa bak bu sistemin kendisini anlatıyor diyorum. Ama bu sistem şu anda burada kararlı mı kararsız mı? Onu nasıl belirleyeceğim? İşte bu değişime bakacağım. D bölü dt'ye. Bakın bir sistem kararsızsa. Şöyle alıyorum. Şöyle bir çizgi çizdim bakın. Kararlıysa şöyle bir çizgi çiziyorum değil mi? Ben bunu zaten geometriden biliyorum. Şimdi bakın buradaki türev değerleri nasıl değişiyor biliyor musunuz? Bakın dt burada uzun şöyle. Sonra şurada dt kısalıyor. Dt kısalıyor. Xt artıyor. Bakın burada ne oldu? Delta x uzadı. Bakın burada 5 delta x'lik bir fark varsa dt'ye göre. Burada 3 delta x var. Burada 1 delta x var. Burada 0,1 delta x var. Yani birim dt aslında bakın bu kadar gidiyor. Şimdi tam tersini alıyorum bakın. Şurada bakın şöyle bir değişim var. Sonra dt uzuyor. Sonra şöyle uzuyor. Yani burada bakın 2 delta x ile başladıysa bu sistem 1 delta x'e düşmüş, 0 delta x'e düşmüş. Yani 0,1. Yani aslında burada ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın bu türev teoreminde bakın türevin başındaki 5 delta x her türevi aldığımızda biri artarken diğeri azalıyor. Yani bakın burada aslında pozitif bir değişim var. Burada hep negatif bir değişim var. Aslında bu S neyi gösteriyor biliyor musunuz? S artı 2. S artı 3 dediğimde ben S'in kökleri bakın eksi 2 eksi 3 ya burada. Eğer ki eksi 2 eksi 3 ise her döngüde bakın her ileri giderken bir eksi 2 düşüyor bu delta x'ten bir de eksi 3 düşüyor. Nerede? 2 ile 1 var değil mi burada? 2'den 1'e, 1'den 0,1'e. Yani bu sistemin aslında nasıl tükeneceğini söylüyor. Yani zaman sabitini söylüyor. Ama bakın yukarıdaki sistem nasıl? S eksi 2, S eksi 3. Yani 2 ve 3 bunun kökleri. Bu ne diyor biliyor musunuz? Bak ben her döngüde bu delta x'i 1, 2 arttıracağım, 1, 3 arttıracağım. Neyde? 1 birim delta t'de. Aslında Laplace domainindeki bu ddt var ya işte bak burada. Aslında bunun davranışını söylüyor bakın. Yani şurada bir dt var. Bu dt işte atıyorum bir dx var burada. Bu dt'nin dx ile oranına baktığında bakın. Şu dt dx oranına baktığında bunun nasıl artacağını ve azalacağını söylüyor. Yani kök ifadesi 2 veya 3 oluyor burada. Anladınız mı? Yani ben burada ne kadar arttırıyorum, ne kadar azaltıyorum onu söylüyor. Yani bakın buradaki bu değişimleri yani bir sonraki döngüde 0,1'di, 1'di, 3'tü, 5'ti. Bakın bunun türevi sürekli artıyor yukarı doğru giderken. Ama diğerinin azalıyor. İşte bu değişimlerin eksi veya eksi 3 olması var ya bu değişimlerin tamamen ne olduğunu söylüyor. Bakın buradaki değişim eksi 2. Eksi 2. Eksi 2. Buradaki ne?
Artı 2, artı 2, artı 2. Yani değişimler sürekli artıyor burada. O yüzden bakın biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Laplace domaininde gidiyoruz. Hep diyoruz ki bak bu taraf işte olsun kararlı. Bu taraf olsun kararsız. Neden? Çünkü türevin gerçekten ivmelenme değerini tamamen ne gösteriyor? Bu kökler gösteriyor. Çünkü artık o türevin dinamiğinin fonksiyonunun gerçekten ismi S. Aynı Ali gibi. Ama Ali'nin değişimleri de farklı bir varlık. Ve bu varlığın içerisinde biz ne diyoruz biliyor musunuz? Bu negatifse hep kendini düşürüyor. Pozitifse hep kendini yükseltiyor. O yüzden zaten biz bu Laplace domaininde böyle bir ifade kullanıyoruz. Ve hep biz bunu nereye göre yapıyoruz biliyor musunuz? Sıfırın sağa ve soluna göre yapıyoruz. Niye biliyor musunuz? Çünkü sıfır zaten sistemi anlatıyor. Ama sistemin sol tarafında farklı bir dinamik var. Sağ tarafında farklı bir dinamik var. Yani ben ta ilk derste Ali doğru yanlış demiştim ya. İşte aynısı burada da var. Bu kök ifadelerinde de var. Yani sistemin dinamiğini anlatan bir fotoğraf bu. Yani kalbin biz tasarımını anlatıyorduk ya. Artık kalbin atımını biz 1 bölü S artı tau 1 tau 2 ile ifade edebiliyoruz. Yani Laplace domaini aslında bizim için ne anlama geliyor biliyor musunuz? Siz bir dinamiğe isim verebiliyorsunuz. Bir dinamiğe artık Ali diyebiliyorsunuz. Kararlılık diyebiliyorsunuz. Ya da sevgi diyorsunuz. Ya da işte atıyorum acı diyorsunuz. Ya da atıyorum atım diyorsunuz. Ya da frekans diyorsunuz. Çünkü sürekli gerçekleşiyor. Yani aslında Laplace domaininde artık biz bir yeni denklem oluşturduğumuzda bu sistemin dinamiğinin kimliğini oluşturuyoruz. Yani biz gördüğümüz şeylere değil artık fonksiyonlara da isim veriyoruz. Top oynuyor dediğimizde bunu da anlatıyoruz. Bir resim size bunu anlatmaz. Ama zaman içerisinde siz gerçekten bunu yaptığını anlıyorsunuz. Araba kullanıyor dediğinizde dil bilimde zaten bunu söylüyorsunuz. Ama biz bunu nasıl yapıyoruz? Aslında hepsinin Laplace'ını alıyoruz. Adam da ne yapmış bunu? Demiş ki ya bu DDT demiş zaten temel birime göre değişiyor demiş. Pisagor'un teoremine göre değişiyor demiş. O zaman ben buna bir gideyim bir isim vereyim demiş. Ve o isim vermesinin tek şartı ne biliyor musunuz? Şu integrali kullanabilmesi. Ki bunu da ben size nerede göstereceğim? Tamamen sinyal işleme derslerimde göstereceğim arkadaşlar. O yüzden bakın biz artık burada sıfırın altında üstünde hep ne yapıyoruz? Kararlılık kararsızlık arayabiliyoruz. Neden? Çünkü bu sistem lineer. Z transformunda ne yapacağız? Z transformunda da işte bunun aynısını yapacağız arkadaşlar. Yine sıfır noktasına göre bir belirleme yapacağız burada. Ama o sıfır noktası artık bizim için tam olarak geçerli olmayacak. Ki bunun aslında çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Çünkü bakın buradaki türev teriminin dt'si sıfıra yaklaşıyor. Ama delta x aşağı veya yukarı artarak veya azalarak davranabiliyor. Ama burada dt aslında var mı? Gerçek hayatta yok. Çünkü dt'nin zaten sıfıra gitmesi gerekiyor. Türev olabilmesi, sürekli olabilmesi için aslında sıfıra gitmesi gerekiyor. O zaman z transformunda biz ne yapacağız? İşte aslında bu ideayı bir adım daha ileri götüreceğiz. Yani bunun dt'sine de değer atacağız. İşte o zaman bizim için ne olacak? Tam bir dönüşüm olacak arkadaşlar. O yüzden bakın biz bu integralin aynısını kullanamayacağız. İntegral kullanmamızın burada sebebi ne? Dt'nin sonsuza gitmesi, sıfıra gitmesi. Dt sıfıra gittiği için zaten bizim integralimiz. Eğer öyle yapmasaydık ne yapacaktık? Toplama işlemi yapacaktık burada. Sigma işaretini kullanacaktık. O yüzden bakın biz bunun lineer ifadelerine getirdiğimizde tau 1 ve tau 2 bakın burada sistemin kendisini ifade ediyor. Kök işlemlerine bakın getirdiğimizde biz sıfır dediğimizde artık dinamiğin kimliğini zaten söylüyoruz biz burada. Artık bakın tasarımını değil. Yani biz bu f'in, k'nın, c'nin gerçekten kalıbını anlatmıyoruz. Bunların nasıl davrandığını anlatıyoruz. Ve bunları gerçekten biz görmesek bile bu dinamik var. Çünkü biz bunu çekiyoruz. Zaman içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Ama formu değişiyor mu? Asla değişmiyor bunların formu. O yüzden bakın buradaki tau 1 ve tau 2 bizim aslında dinamik adımız. Ne yaptığımız. Sistemin nasıl davrandığı. Davranış biçimimiz bir insan için. O yüzden bakın biz bunları açıkladığımızda artık lineerde gerçekten bunları kullanabiliyoruz. Niye biliyor musunuz? Çünkü onlar oranlanabiliyor. Zamana göre zaten oranlanabiliyor. Peki biz bu zamana göre oranlayamıyorsak biz bunları ne yapacağız? İşte o zaman gideceğiz arkadaşlar ne diyeceğiz biliyor musunuz? Bu S'leri yazamadığımız için ya tau 1 tau 2 yine bu sistemde var ama ya bunlar demek ki zamanla değişiyor. Yani lineer değil. İşte o zaman gideceğiz ne yapacağız? Enerji metoduna bakalım o zaman diyeceğiz. Çünkü enerji var edilemez, yok edilemez arkadaşlar. Bir sonraki dersinde aslında enerji metodunda biz bu sistemleri nasıl değerlendiriyoruz? Lineerde de non-lineerde de nasıl kullanıyoruz? Aslında onları
tartışıp görmeye başlayacağız arkadaşlar. Ama burada bakın tekrardan hatırlatıyorum. S kök sistemini alındığında ne yapıyor? Ali'nin sarı saçları vardır ya da Ali'nin saçları sarıdır gibi bir ifadeye geliyor. Yani sistem kararlıdır, kararsızdır gibi bir ifadeye denk geliyor. Ama biz burada ne yapıyoruz? Dikkat edin bakın. Zamanın kendi içindeki parametresine artık isim veriyoruz arkadaşlar. En büyük farkımız bu. Ben ne diyordum? Değişim olmadan, gerçekten bir referans olmadan biz bunu değerlendiremeyiz. Ama hadi bakın adam ne yapıyor? Referansın kendisini zaten parametre yapıyor burada. Laplace domaini bu yüzden çok güçlü arkadaşlar. Bu domaine geçtiğimizde biz sistemin gelecekte ne değere sahip olacağını, davranışını kontrol edebiliyoruz. Yani siz buradaki sistemin içerisinde birinci saniyeden sonra nereye oturacağını bu sistemi söyleyebilirsiniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü referansı artık biz bir atama yaptık burada ve matematiksel olarak geçerli bir atama yaptık. O yüzden eksi artısına bakarak aslında burada doğruluğuna yanlışına ya da kararlılığına kararsızlığına artık karar verebiliyoruz. Nerede verebiliyoruz ama sıfır noktasında verebiliyoruz bakın. Sağ veya solu ikisi ayrı durumu kodluyor artık. Neden? Çünkü dinamiğin kendisi sıfırdı arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.